Şimdi bizim çalışmada yapacağımız şey kompresif derim, kompresif ultrasonografi. Yani renkli doktor kullanmayacağız, kompresyon ultrasonografisi kullanacağız. Kompresyon ultrasonografi yatak başında nasıl yapılıyor? Şöyle bir yanlış anlama var. Biz sadece mesela ultrason probunu sadece inguinal kanala koyuyoruz, inguinal ligamenin olduğu yere koyuyoruz ve tek kesitte bakıyoruz bir kere. Tamam, orada femoral veni gördükten sonra bir kere kompresi ediyoruz, ondan sonra bırakıyoruz. Halbuki bu yanlış. Ya da popliteal alana koyuyoruz, bir tek popliteal veninin kompresi olup olmadığını görüyoruz, değil mi? Ondan sonra bırakıyoruz, değil mi? Böyle yapıyoruz genelde. Efendim? Böyle. Ama bu yanlış. Çünkü sadece tek kesitte alıyoruz o zaman veni. En az inguinal kanal hizasında ve popliteal fossa hizasında en az 5'er santimlik bir alanı taramamız lazım. Ve birer santim probu ilerleterek en az 5 santim taramamız lazım. Demek ki birinci yapacağımız şey şu, inguinal kanal hizasına koyduğumuz zaman, inguinal ligamen hizasına koyduğumuz zaman bir 5 santimlik alanı ne yapmamız lazım? Aşağı kadar taramamız lazım. Bu bir. İkincisi, popliteal fossaya koyduğumuz zaman en az bir 5 santimi ne yapmamız lazım? Taramamız lazım. Öyle mi? Peki, şimdi baktığınız zaman nasıl gidiyordu? Aortadan, aorta ile inferior vena cava'nın bir araya da yürüdüğünü düşünelim orta hatta. L5 hizasında, umbilicus hizasında neye ayrılıyor femoral ben? Inferior vena cava nereye ayrılıyor? Kaça ayrılıyor? İkiye ayrılıyor. Nereye? Common, değil mi? Common iliaklara. Sakroiliak eklem hizasında neye ayrılıyor? Femoral arterlerle beraber eksternal ve iliak, internal iliak damarlanmaya ayrılıyor. Ve daha sonra inguinal kanal hizasında bu eksternal iliak ne olarak adlandırılıyor? Femoral ven olarak adlandırılıyor. Değil mi? Biz inguinal kanalın hemen oraya koyduğumuz zaman probumuzu femoral veni ne yapıyoruz? Görüyoruz. Özellikle inguinal kanal hizasında femoral venle neyi görmemiz lazım? Büyük safen venin birleştiği alanı görmemiz lazım. Demek ki inguinal kanal hizasında ben 3 tane damarsal yapı göreceğim. Bunlardan bir tanesi femoral arter, bir tanesi femoral ven, ikincisi de safen ven. Değil mi? Hangisi olacak? Yani medialdeki hangisi oluyor? Ven. Değil mi? Vajinaya yakın. Yani vajina V harfiyle başlıyor. Vajayna, değil mi? Vajayna, penis diyemeyeceğiz tabi. Vajayna ve ven. Bak bunu unutmayın. Vajayna ve V. Ne oldu Emir? Van vardı bir tane de. Van bilmiyorum onu. Ha, demek ki hastanın pubik bölgesine yakın olan ven oluyor. Tamam? Evet, orada bu gördüğümüz, şimdi birazdan göreceğiz görüntüye. Bu gördüğümüz görüntüye Mickey Mouse belirtisi adını veriyoruz. Şey nerede? Marker var mı?